Herkese selam arkadaşlar hepiniz tekrardan bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size hesabımın geri kalan kısmını inceleyeceğim. Arkadaşlar çok kısa vaktinizi alacağım. Açıklama kısmındaki ikinci kanalıma gidip son videoya Maya TV'den geldik yazarsanız çok iyi olur. Yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Ufakta bir destek verirseniz oraya gerçekten çok mutlu olurum. 10.000 abone yaparsak mükemmel olur. Şimdi videoya geçebiliriz. Hatırlarsanız bir önceki videoda size demiştim ki 500 beğeni gelirse ikinci part 2'sini çekeceğim demiştim. 500 beğeni de attınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O yüzden hemen hesabın ikinci tarafı ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hesapta video önce bir araba yaptım. Araba değiştirdim. Hatırlarsanız en son bu arabada kalmıştık. Fakat ben size bir önceki arabayı göstermek istiyorum. Tofaş'ı değiştirdim arkadaşlar. Tofaş çok deli bir şey oldu. Çok manyak bir şey oldu. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi Tofaş'ı bu şekilde yaptım. Daha bunu dün yaptım bu arada. Gerçekten dört dörtlük olduğu içimesine yaptım. Yan tarafla biraz uğraşırdı beni. Üst taraflara çok bir şey yapamadım. Çünkü sticker yetmedi. Araba şu anda sticker'ı full artı. Full hiçbir şekilde sticker ekleyemiyoruz başka. Şu şekilde böyle çizimli. Çok hoş bir araba oldu bence. Bunun gibi bir araba Car daha var mı bilmiyorum emin değilim sanmıyorum da çünkü yani kimse benim gibi psikopat değildir bu kadar uğraşacağını düşünmüyorum ama gerçekten çok güzel oldu yani Tofaş'a çok bambaşka bir hava kattı cidden tıpkı böyle kağıda çizilmiş gibi. Bu arada bu Tofaş şu arabadan güzel oldu diyebilirim ya evet Tofaş bu arabadan güzel oldu yani bu arabanın yanında bu araba söndü biraz Tofaş'ın yanında bilmiyorum ben öyle düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsanız gerçekten sevinirim. Bunun yapılışı maalesef ki çekemeyeceğim çünkü nasıl yaptığımı inanın ben de bilmiyorum. İsterdim ki şu üst taraflara da bir şey yapayım. Üst tarafta çok boş gözüküyor gözüme. Ama maalesef ki sticker yetmedi. Daha fazla ekleyemiyoruz. Tofaşımız bu şekilde. Çok iyi oldu bence. Arabalara geçmeden önce bir de size plakaları göstereyim. Plakaları göstermeyi unutmuşum. Hemen şuradan plakalarımıza bakın gördüğünüz gibi. a iki tane varmış lan. Tamam buraya eklerim bir şeyler. iki tane daha. Ne ekleyebiliriz? Ha ben şeyi gösterecektim. Doğru. Plakalara geldiğimiz zaman şu şekilde Liberty bu plakalar GTA'nın plakaları arkadaşlar. Bu GTA 3'ün plakası. Bu plaka sevmediğim için yapmadım. Bu da GTA City'nin plakası. Bu da boş. Bu da GTA 5'in plakası. Böyle de bir şey var. Bunu ben ilk geldiği zaman rastgele yapmıştım ve çok iğrenç olduğu için takmıyorum. Ama belki düzeltebilirim. gel gerçekçi bir plaka yapabilirim emin değilim. Ama genelde ben şöyle kare plakaları doldurmuşum zaten. Şu şekilde. En sevdiğim bu bir arada. Bir bu. Bir de bu. İkisine, ikisine bayılıyorum. Tofaş çok güzel oldu yalnız ya. Onun dışında nerede kalmıştık? Araba olarak. Araba olarak şurada kalmıştık. En son size bu arabayı göstermiştim. Hemen ilerliyorum. Burada da bir Subaru'muz var. Gördüğünüz gibi bu şekilde çizimli. Bunu ben bir videoda World Save kısmından hesabımı fulllemiştim. Bir videoda yani hesap açmıştım. Bu da ona şans eseri denk geldi ve çok güzel oldu. Ben bu arabayı bayılıyorum. Zaten bu çizimlere ben bitiyorum. Çünkü hani farklı diyor ve uğraşılmış güzel diyor. Mesela Subaru'nun üstünde sporun Subaru arkasını çizmişler. Bu 10 numara durmuş. Arkasında da arabanın önü var Önüm çizmişler yani çok güzel bu çizimler ben bayağı hoşuma gidiyor hatta bu tarz çizimleri toplamayı çok seviyorum mesela bunun gibi çizim bir tane de Supra'da var gördüğünüz gibi bu şekilde Supra'da da e, böyle şu daha çok güzel arkaya Supra'yı çizmişler arkasında pek bir şey yok plakaları falan çok detaylı logosu vesaire bu da böyle bir Supra bu, bu tarz çizimleri ben çok seviyorum sıra geldik Zovok çizimine ama bu biraz daha farklı bir şey çünkü normalde herkes burası siyah beyaz olurdu bu karakterin rengi. Ama ben bunun renkli halesini buldum ve çok daha güzel olmuş cidden. Bunun renkli hali boyanmış hali bence çiziminden siyah beyaz halinden daha güzel diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu da böyle bir şeydi. Bu da hız ileli bir arabamız. Bu da samuraylı falan bir şey. Bu arabayı aldığıma pişmanım bu arada. Şu şekilde de önü var. Bir önü güzel ama bilmiyorum. Yani burayı bir düzeltmek istiyorum ama nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Bu da bu şekilde kaldı. Bu da hız ileli böyle bir araba. Bu da ta bu araba geldiği zaman polis arabası yapmıştım. O gün bir gündür kalıyor. Zaten acemiliğimden belli. Şu o kadar saçma yaptığım belli ki şu ne mesela. Yani bu da ilk zamanlar bayağı deli gibi kullandığım ama şimdi oyuna bile girmediğim araba. Şöyle de bir araba var. Bunu ben e, yapacaktım fakat üşendiğim için yapmadım. Lowrider tarzı yapacaktım ama karışık olduğu için vazgeçtim. Bunu deme gerek yok. Bu da zaten video için kullanmıştım. Bir araba geç bunu. Bunu da video için kullanmıştım. Bunu da geç. Bunda da, da teker yapmıştım geç. Ah, bu da o sevdiğim o tarz, sevdiğim tarz çizimlerin bir kısmı bu şekilde ben koleksiyon oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Çünkü çok güzel. Arabamızın tavanında Among Us var. Gerçekten çok güzel çizilmiş. Arkada da maske, ön kaputunda da maske var. Öyle maskeyi çıkarmış falan çok iyi. Buradaki plaka zaten 10 numara. Buradaki işte detay çizimler, sticker'lar falan. Bu tarz şeyler dediğim gibi çok çok hoşuma gidiyor ve buldukça almak istiyorum. Bunu da pazarda almıştım ama çok güzel gemi gibi bir araba ya çok iyi. Bu da böyle bir şey. Of bu da bunu da çok seviyorum ya. 350Z'ye bence en çok yakışan modifiye bu arkadaşlar. Bunun özelliği tabii ki yan dodiklerinin karbon kaplı olması işte kaputun böyle olması bir de bu yandaki stickerları yandaki stickerlar çok güzel çok gerçekçi cidden hani uğraşılmış bir sticker şunlar çok güzel stickerla uğraşılmış ama bunun bence asıl sevmez, asıl sevmemin nedeni bence şu yandaki dodikler ya bunlar çok güzel bu arabaya da gerçekten çok iyi oturmuş bu arabada da çok uğraştığım ilk kez bir saat içinde uğraştığım bir arabam bu bunu da arkadaşlar baka baka o kadar yani rahat bir bir saat geçti bunlar stickerları full arada fullenmiş bir stickerlar var bu araba Ferrari bir e, arabanın kaplamasıydı arkadaşlar. Ben de bunu Carpine'e uyarladım ki çok daha güzel oldu. Birebir aynısını yaptım. Biraz uğraştırdı evet. Şu yazıyı yazmak arkadaşlar bu yazdan 4 tane kopyalayıp yapıştırdım yani düşünün artık. Hatta 4'ten bile fazladır çünkü. 4-5-6 tane kopyalamışımdır sırf bu yazıyı yazmak için. Hani bu da gerçekten baya baya uğraştırdı beni ama sonucu güzel oldu. ya. Ben hoşuma gitti yani. Ama baya uğraştırdı. Bunu da bir arabadan bir... Yerde görmüştüm. Çok hoşuma gitti renk uyumu vesaire. Ben de hemen dedim yapayım. Çok da güzel oldu. Bu da böyle bir e, skyline'ımız. Bunda pazardan hoşuma gittiği için almıştım. Yani çünkü böyle bir araba hiç görmemiştim. Ama sonradan <laughs> aldığım zaman oyuna bir girdim herkes almış. O yüzden hevesim de kaçtı. Bu da böyle bir araba. Bu da drift ayarlı bu arada. Bu da güzel. Seviyorum bunu da. Bunu da biliyorsun zaten. Bunu videoda göstermiştim. Bu videodan sonra bu arabanın çıkmış arkadaşlar. <laughs> güzel olmuş. Onları da iyi yapmış ama yani ya. Bu da gözümde eridi bu arada. Tofaş gördükten sonra bu hiçbir şey geliyor bana. Bu da bu şekilde bir Mazda'mız. Bu arabayı ben CP Legacy'da görmüştüm arkadaşlar. Aşırı hoşuma gitmiş. Hani bu arabayı istiyordum ben. Sonradan işte Discord'un olduğu zamanlar birisi yazmıştı ki bu araba nadir. işte nadirmiş. Arkadaşım öyle demiş. Doğru mu falan. Ben de gördüm arabayı. Dedim satmak ister misin? Satabilirsen alırım. Yani gerçek para da olsa gerçek para da verecektim. Alacaktım. Çünkü bayılıyorum bu arabaya. O da sağ olsun kardeşim hediye etti. Ben de aldım. Çok da Güzel bir araba yani uğraşılmış. Çok güzel çok aşırı seviyorum. Bunu da şey yapmıştım. Need for Speed'de bir araba vardı. Onu yapacaktım. Daha beceremedim öyle kaldı. Bunu geçelim. Bu da paralı olduğu için. Bu da pazarda almıştım. Bu da hız ileri. Bu arabayı aldım ama hiç, inan hiç sevmiyorum. Bu da video çekmiştim. Eskiden Car Parking'in ilk zamanlarından Beşiktaş Tokos'u yapmıştım. Çok da iyiydi. Ben eskiden zaten modifiye videosu çekiyordum arkadaşlar. Modifiye videosundan sonra baktım tutmuyor başka şeylere yöneldik. Bu da en sevdiğim etiket arabam diyebilirim. Etiketin cuk oturduğu arabalardan biri diyebilirim. Bir transit bir de bu. Hani etiket sadece bunlara yakışıyor bence. Zaten bu araba etiket yapmaktan başka ne yapabilirdim inanın bilmiyorum. Ama çok temiz bir araba oldu gerçekten. Bu hellaları çok güzel oturdu. İşte logoları vesaire bayağı bir uğraştırdı ama çok da güzel oldu. Ben bu arkası zaten uf arkası son numara. Bu da böyle bir e, golfimiz. Bunu da zaten bu golfü yapmak hep aklımda vardı bu şekilde gerek çünkü golflere en çok yakışan bu bence ama yani, gerçekten çok güzel oldu. Bu da böyle bir arabam. E, bundan nostalji almak için yap almıştım pazardan. Ronaldo çizimi. Yani eh. burada da bir BMW'miz var. Bu da BMW'miz. Ee, çok aşırı detaylı arkadaşlar. Plakası normal hazır plaka değil. Bu çıkartmayla yapılmış bir plaka. Logos zaten logosu photoshop gibi duruyor. İşte arkadaki şeyler falan. Burada bu arada bu egzozdaki şeyler de karbon. Bunda bir arkadaşım vermişti bana. Gerçekten çok iyi. Yani Aşırı detaylı. Önde de var. Yani çok detaylı bir araba. Bilmiyorum. Baya güzel. Bunda böyle bir arabamız. Ya, bu da sosyal medya şeysi. Geç bunu. Paralı bu da. Bu da gözüme hoş geldi. Aldım ama sonradan pişman olduğum bir araba. Bu da Volvo arkadaşlar. Bunda aslında Volvo değil tabi. DAF bu ama ben bunu sticker'la Volvo'ya çevirdim. Yani çok uyuyordu aslında. Volvo'ya çok uyuyordu. Ben dedim neden olmasın? Yaptım Volvo yaptım. Çok da iyi oldu. Bu da en sevdiğim ikinci etiket araba. Ben buna da etiket jack şu cidden. Ama yani Mercedes güzel. Bu da paralar araba. Bunda öyle boş kalmasın diye yapmıştım. Halbuki hiç kullanmıyorum. Bunda pazarda almıştım arkadaşlar. Bu da yine yani gözüme hoş gelen arabaları alıyorum ben zaten. Bu da onlardan birisi işte. Bunda da Red Bull çizimi. Bunu ben kendim yaptım ve çok zorladı. Cidden aşırı zorladı. Ama renk kuyumu çok güzel oldu. Renk kuyumu hoşuma gitti bayağı. Onu söyleyebilirim. Ama en çok zorlayan kısım tabii ki yine bu boğa. Ata da benzi Atta benziyor. Boğa da benziyor. Bilmiyorum. Yani bunu da pazarda almıştım. Bunu da aklımda bir proje vardı. Onun için anime çizimi lazımdı. Ben de gördüm hemen anime çizimi var. Direkt satın aldım. Ama kaldı öyle. Yapma. <laughs> Burada da bu çizim de çok hoş arkadaşlar. Bu çizim hani uğraşılmış ve çok hani, sıradışı bir çizim. Hemen gördüm aldım ben de Ya bu da şey Game Guardian yanlarının bayıldığı bir araba. Ama iğrenç bence. Bunu da boş kalmasın diye almıştım. Bu da hesabımın ilk arabalarından biri diyebilirim. Hani hesapta duran ilk araba değiştirmediğim. Bunu çok çok eski zamanda yapmıştım arkadaşlar. Bu, şekilde Sünger Bob stickerı yapıştırmış. Bu da çok güzel olmuştu ama baya bir iki yılı var bunun ya Belki de daha fazladı bilmiyorum Ama çok eski bir araba bu e, geç. Bu da takipçim vermişti boş boş burada da başka bir Red Bull arabamız var bunu da görmüştüm renk uyumu ve tasarımı hoşuma gittiği için almıştım da böyle bunu da geç bunu zaten size bir videoda göstermiştim çizim çok nadir olduğu için almıştım bu da bu şekil bir bu şeye benziyor Car Parking'in resminde oyunun resmindeki BMW'ye benziyor ama tabii ki o değil burada da çok enteresan bir çizim bulduğum için almıştım arkadaşlar hani bu şekilde biz çizim ilk defa gördüm ve şurada da değişik bir maske falan var burada öyle kalsın diye almıştım yani. Bu da pazardan. Ben bu arabayı ben de ben de şöyle bir şey var. Ben ne zaman pazardan güzel bir araba alsam iki gün sonra herkes almış oluyor. O da onlardan biriydi. Bunlar boş zaten. Bunlara ha bak bir şu var. Bunu yapmıştım bu şekilde. Baktım herkes kendi blogun arabasını yapıyor. Ben dedim bir farklılık olsun bu şekilde bir araba. Gerçi ama bence bu daha güzel oldu. Bu da böyle bir arabamız. Onun dışında zaten başka bir şey yok. Hesap bu şekildeydi. İşte rankı vesaire parası marası görüyorsunuz. Çoğu şey açık zaten. Hesap bu kadar da umarım hoşça gitmiştir. Şey daha çok tarz Kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.